Hazırsak başlayabilirim. Herkese merhabalar. Mecliste yoğun bir çalışma haftası içindeyiz. Aslında Meclis Başkan Vekilimiz Levent Gök'ün de uyarılarıyla meclis kalabalık geçecek bir haftaya üst düzey tedbirlerle başlamıştı. Ancak dün yaşanan gergin oturumlarla böyle günlerde hiç ihtiyaç duyulmayan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bunun tekrar etmemesini ümit ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dün Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan tarafından meclise Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte imza attıkları sağlıkta şiddete yönelik bir kanun teklifi sunuldu. Aslında bir gün önce uzun süredir komisyonda bekleyen, bütün çağrılarımıza rağmen komisyonun toplanmadığı sağlıkta şiddet yasasının meclis gündemine alınmasına ilişkin önergemizi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi müştereken reddetmişlerdi. Oysa sadece uzun süredir komisyonda beklediği için meclisin gündemine alınsın oylamasıydı o. Gündeme alsalardı istediğimiz herhangi bir gün, örneğin af görüşmelerinin hemen ardından ya da ara verip bugün birkaç saat içinde o kanun üzerinde değişiklik önergeleri yaparak beş partinin ortaklaşacağı bir noktaya getirebilirdik. Bunu reddettiler. Tabii reddetmenin siyasi maliyeti ağır oldu. Başta sağlıkçılar olmak üzere sağlık emekçilerinin vermiş olduğu bu büyük mücadeleyi takdirle karşılayan vatandaşlarımızın göstermiş olduğu tepkiler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bizim de bir hazırlığımız var demeye ve MHP ile AKP'yi hızlı şekilde bir teklif vermeye itti. Verilen teklifi incelediğimizde şu ortada. Teklife ben not vermeyeyim. Öğretmen onlardan olsun. Götürsünler. Bu işi en iyi kim biliyor diye sorarsanız AK Parti'ye herhalde onlar Sağlık Bakanı biliyor diyeceklerdir. Sağlık Bakanı tekliflerine bir not versin. 4,5'tan 5 almaz. Beklentinin %20'sini karşılamıyor. Ve Sağlık Bakanı'nın ne talep ettiğini biliyoruz. O talebin yanından bile geçmiyor. Türk Tabipleri Birliği'nin bütün partileri ziyaret ederek talepte bulunduğu metnin de çok uzağında bir metin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin beş partideki bütün sağlıkçı milletvekillerinin bir araya gelip Sağlık Bakanı'nın, Türk Tabipleri Birliği'nin ve sağlık alanında örgütlü sendikaların ve meslek örgütlerinin tamamının katılımıyla olgunlaştırılması gerektiğini hep söyledik, yine söylüyoruz. Ama bu kriz dönemindeki duyarlılıktan, yani 11 kez hekime karşı şiddet önergesini reddeden AKP, Gaziantep'te herkesin gözü önünde karnından bir doktor acil serviste bıçaklanınca ve hayatını oracıkta kaybedince komisyonu kurmuştu. Soma komisyonu reddetmiş, faciadan sonra kurmuştu. Her zaman yaptıkları gibi şimdi de sadece toplumdaki yüksek duyarlılıktan etkilenerek yasak savarak algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu reddediyoruz. Esas sorun şuradadır ki kanun teklifi meclis başkanlığı tarafından esas komisyon adalet, tali komisyon sağlık komisyonu olarak verilmiş. Buradaki sorun kanun Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapmıyor. Daha doğrusu kanun sağlıkla ilgili kanunda değişiklik yapıyor. Sağlık hizmetleri kanunda içinde TCK'ya atıf var. Ana komisyonun sağlık olması ve sağlıkçıların konuşması gerekirken Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi doğru değil. Sıkıntının esas kısmı da şu ki, kendi pratiğimizden biliyoruz. Örneğin
rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran 2018'deki seçimlerle oluşan bu mecliste tali komisyonların artık toplanmama geleneği var. Eskiden patent yasası hem sanayi komisyonunda hem sağlık komisyonunda görüşülüp sağlık komisyonu raporu sanayi komisyonuna iletiliyorken bu yeni rejimde akıl sarayda ya, onların deyimiyle bizim burada aklımız yok, kalbimiz yok, sadece parmaklarımız var ya, milletvekilinin birikimine, vicdanına değil sadece parmak izine ihtiyaç duyuyorlar ya şifre girip oy vermek için. Sarayın parmak vekilleri var ya akıllarınca 600 tane. O gözle gördükleri için sağlıkta şiddet yasasını hazırlamışlar. Müzakere yok. Diyor ki bunu alalım, görüşülmekte olan Afgan'la koyalım. Biz ona bile eğer metni birlikte olgunlaştırırsak CHP olarak ona bile olur dedik. Bülent Duran'ın yüzü burada dün çıkmış. CHP ile HDP. Biz metin yeterli değil, metni düzgün bir hale getirelim, nereye koyarsanız koyun dedik. Çıksın doğruları söylesin, gelsin yüzleşelim. Çıkmış HDP ile CHP diyor, bunun infaz kanunu eklenmesini istemediler. Zaten yeri infaz kanunu değil, infaz kanununun içine eklenmesi de değil ama meselenin aciliyetini çözmek, ama metin üzerinde ortaklaşmıyorlar. İsteneni yapmıyorlar. Yasak savuyorlar. Daha fare doğurtturuyorlar. Ondan sonra da gelmiş, çıkmış gazetecilerin karşısına gerçek dışı şeyler söylüyor. Buradan meclis başkanına açık çağrımızdır. Sağlık komisyon başkanına açık çağrımızdır. Bu metnin mutlaka 5 partideki bütün sağlıkçı milletvekillerinin komisyondaki, orası komisyonun adı ihtisas komisyonudur. İhtisasları budur. Sağlıkçı üyelerinin toplanıp o komisyonun verimli şekilde en doğru metni çıkarması lazım. Biz yaptık oldu yok. Yaptınız da olmayanlar ortada işte. Yaptınız bir tane Erdoğan anayasa, çiğneye çiğneye duramıyor her gün. Birazdan ona bir kez daha başka bir örnek üzerinden değineceğiz. Bülent Duran'ın dünkü yaptığı açıklamadan her tarafı düzeltmeye muhtaçtır. Etik değildir yaptığı. Kendi grup başkanı Naci Bostancı grupları aramıştır Sayın Bostancı. Nazik bir dille, haklı bir talebi iletmiştir. Korona salgınında meclisi de korumalıyız. O yüzden sayıları azaltabilir miyiz demiştir. Biz de kendilerine bunun doğru olacağını söylemişizdir. Ve biz 3 haftadır Ankara milletvekillerimiz ve ilgili komisyonda görevli milletvekillerimiz, örneğin bu hafta yine Adalet Komisyonu dışındaki vekillerimizi seçim bölgelerinde durmaya, halka yaptıkları çağrıya kendileri de uymaya davet ediyoruz ve kendileri de uyuyorlar. Şimdi biz bir teklif getiriyoruz. Salonda 25 CHP milletvekili var. Fotoğrafın çekildiği yerden 7 milletvekili görülüyor diye CHP 7 milletvekiliyle geldi. Ya arkadaş, sen bunu inada bindirirsen bu siyasi inatlaşma şudur. Yarın CHP 139'da gelir. Öbür gün diğer partilerde CHP'nin geldiği yere biz mi gelmeyeceğiz? AKP toplamı geçmek için gelir. 590 milletvekiliyle toplanır bu meclis yarın. Ama Naci Bostancı meclis başkanı, diplomasi yürütüyorlar. Oransal olarak düşürelim. Salonda çok özel şartlar hariç, işte uluslararası anlaşmalarda elektronik denetim olduğu için mecburen girdiler. Bir sürü tedbir alınıyor. Bülent Duran tutmuş sayı üzerinden eleştiri yapıyor. Akıl alır bir mesele değil. Bir devamı, yani o kadar paradoksal bir siyaset izliyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Ardından Özlem Zengin, dakikalar sonra. Af yasasının görüşmeleri var. Af yasasına bakış açımız belli. Bir infaz düzenlemesi lazım. Yapılanın adil olmadığını, eşit olmadığını, yandaş kayırdığını, gazeteciyi, bilim insanını, insan hakları aktivistlerini, avukatları içeride tutarken, düşünce suçlarını içeride tutarken gaspçıları dışarı çıkardığını, bunun bir adalet olmadığı gibi yanlış olduğunu, dünün en hassas konusu kadına karşı şiddetle de çok bağlantılı olarak motosikletli gaspçıların gelip kadınları sürükleyip canlarının ağır yaralanmalara, can kayıplarına sebep verdiği süreçler var.
Bunların hepsi ortadayken ve bir rüşvet alan 6 yıl ceza alıp rüşvet alanı haber yapan gazeteci hükümeti yıpratıyor. Terör örgütü olmamak, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü yararına bir faaliyettir bu yaptığı haber deyip içeri atılabiliyor. Bugün rüşvete alan çıkıyor, gazeteci içeride kalabiliyor. Bunlar varken biz düzenlemenin önemli olduğunu, kapsamının genişlemesi gerektiğini, devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir ama şahsa karşını affedemez diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediğinin tam tersini yaptığını hatırlattığımız bir süreçteyiz. Ve biz diyoruz ki polise, askere silah sıkan, eline silah alanlar, kendisine emanet edilmiş tankla 15 Temmuz'da halkı ezenler, F-16 ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bombalayanlar gibi katillerin ve terör örgütü üyelerinin, mensuplarının yararlanmayacağı ama terör kapsamının tarifinin doğru belirlenerek özellikle düşünce suçlularının asla bir daha cezaevine girmeyecekleri bir düzenleme lazım diyoruz. Bunun için genişletmeye, bunun için müzakereye ihtiyaç var diyoruz. Bunlar diyorlar ki saray bize bunu böyle çıkar dedi. Şeklen görüşmeler yapıyorlar. Yani temsili demokrasi var tabii ama biz bir bakıyoruz ki yapılan görüşmelerde temsili demokrasiyi yanlış anlamışlar. Sarayın temsilcileriyle görüşüyoruz. Bir siyasi parti grubunun kendi iradesi yerine ellerine verilen metne hadi bakalım hep birlikte buna evet diyeceksiniz. Üzerinde hiçbir müzakereye açıklık yok. Ve şekli bir demokrasi. Biz diyor siyasi partileri gezdik, görüşlerini aldık. Ya gelip de çay içmek, oturup da çay içip ama o müzakerenin sonucundan hiçbir değişiklik yapmadan oralardan ayrılmak biz temas kurduk demek değildir. İstediğimiz uygun bir noktaya gelene kadar da müzakereleri sürdüreceğiz ve olumlu katkı vereceğiz diyoruz. Konunun ilgilisi bütün milletvekillerimizle salondayız ve maddelere geçilmesi oylanacak. Kanunun maddelere geçilmesi oylanırken Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İyi Parti'nin de, geçtiğimiz dönem MHP'nin de bir muhalefet partisi sıfatı taşıdığı dönemlerde, bir muhalefet partisi gibi davrandığı dönemlerde MHP'nin de çokça başvurduğu bir yöntem var. Toplantı yeter sayısı talep etmek. Görüşmelere devam etmek için toplantı yeter sayısı var mıdır? Bu talep muhalefetin hakkıdır. Talepten sonra yeterli sayıyı bulundurmak iktidarın görevidir. İktidarın görevidir. Milliyetçi Hareket Partisi bakansız ve makamsız bir iktidar partisi sanrısı içinde gördüğü için kendisini, o da AKP ile birlikte davranmakta, AKP'nin eksiğini kapatmaktadır. Dün yapılan yoklamada 200 kişinin yoklamaya girmesi gerektiği oylamada birincisinde 140 milletvekili var. 27'si MHP'den, geri kalanı AKP'den. Yani her iki MHP'linin birisi gelmiş, her üç AKP'linin birisi gelmiş. İkinci oylamada MHP'nin sayısı aynı, iki MHP'liden biri var. Bu kez 26'ya düşüyor sayı. Toplam 194 milletvekili var. AKP'den 168 kişi gelmiş. 291 milletvekilleri var. İki milletvekilinden biri bu sefer gelmiş. Kendi milletvekillerini çıkaracağız, bu hafta çıkaracağız, hemen çıkaracağız, böyle çıkaracağız dedikleri yasa için salona getirmeyenler dönüp dün CHP'ye sayıyla ilgili eleştiri yapan Bülent Turan'dan saatler sonra bu sefer efendim neden yoklama istenmiş? Yoklamaya muhalefet partileri neden girmemiş? Nerede görülmüş? Nerede görülmüş? Bana şunu gösterin. Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefette olduğu 11 aylık dönemde yoklama isteyip de yoklamaya kendisinin girdiği nerede görülmüş? Yoklama istemek muhalefetin hakkıdır. Sayıyı tutturmak iktidarın görevidir. İktidarın görevini yerine yaptırmadığı ve meclisin kapandığı dün sonra dönüp de Sayın Özlem Zengin
ve AK Parti milletvekilleri sorumluluğu muhalefete yüklemeye çalışmasınlar. Bir sorun var ama. Sorunu da görelim. Bu adaletsiz, eşitsiz teklifin AKP içinde de tartışmalı olduğu biliniyor. O rakamlara da yansıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bir önceki gün uluslararası anlaşma oylamasında 270 sayısını sağlayabiliyorken bir sonraki gün 121'de ya da 160'ta kalıyorsa demek ki uluslararası anlaşmayı oylamaya 270 kişi gelebildiği bir meclise af için 130'larda kalınıyorsa bir başka durum var demektir. O zaman belki bir gün gecikilir ama bu kapsamı oturup bir daha bir konuşmaları lazım. Bu eşitsizlik, bu adaletsiz, bu vicdandan uzak ve çıkanlar açısından iyi ama kalanlar açısından büyük bir haksızlığın söz konusu olduğu af tasarısında bir kez daha değerlendirme yapma gerekliliği açıkça ortaya çıkmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden görünmeyen, gözle görünmeyen bir tsunami dalgası af beklentisinde olanları üzmüş ama taslağı da alıp şöyle bir kıyıya doğru atmıştır. Bunun yeniden hep birlikte ele alınması lazım. Biz yapıcı katkı vermeye hazırız. Bütün muhalefet partileri de benzer şeyler söylüyor. Hiç kimse hamaset yapmasın. Kimsenin katilleri, teröristleri ve FETÖ terör örgütünü, devlete kurşun sıkanları, milleti ezenleri, devleti ele geçirenleri dışarı çıkarma niyeti yok. Böyle bir şey söyleyen yok. Ama söylediğimiz önüne gelen terörist tanımıyla önüne gelen herkesi terörist ilan eden gelişmiş bir terör tanımıyla ve yorumuyla mesafe alamadığımız ortada. Şimdi milletimizin gözünün içine baka baka kanunların özellikle af gibi aslında mecliste büyük bir mutabakat gerektiren kanunların aşkın zamanlı anayasa gücünde, anayasa 3/5 diyorsa beni değiştirecek irade kadar güçlü bir irade af çıkarabilir diyor. O yüzden af kanun teklifleri gibi teklifler büyük bir milli mutabakat ister, anayasa gücünde işlerdir. Anayasa gücünde ise aşkın zamanlı olacak. Yani her zaman savunabileceksin. Şimdi saatleri ayarlama enstitüsü gibi saatlerimizi biraz geriye alıp bu af teklifini geçmiş zamanlara uyarlayalım bakalım. AK Parti kimleri kapsam dışında bırakıyor diye. Örneğin sadece FETÖ'nün kendilerini kandırdığını, aldattığını söyledikleri FETÖ'nün ne olduğunu bilmedikleri etle tırnak gibi oldukları dönemlerde bu af kanunu bu haliyle uygulanıyor olsaydı Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, MHP'den Engin Alan, değerli milletvekilimiz, MHP Meclis Başkan Vekili'nde babası, MHP İdare Amiri'nde babası Sayın Mehmet Haberal, af çıkacak ama onları bu kanun içeride tutacaktı. Saatleri geri almaya devam edersek, tutuklanmasının büyük bir kumpas olduğu ortaya çıkan bütün komutanlar, rahmetli Ali Tatar ve Kutlisi Okkır ve hayatını kaybeden kaybedenler ve içeride yıllarını geçiren komutanlar ve elbette Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bu aftan yararlanamayacaktı. Saatleri biraz daha geri aldığımızda şu anda meclisteki görev yapan birçok Halkların Demokratik Partisi milletvekili KCK daha sonradan beraat ettikleri KCK davaları yüzünden yararlanamayacaklardı. 21 yıl geriye saatlerimizi aldığımızda halkın dini duygularını istismar ederek halkı kim ve nefretle bölmek suçundan yargılanan Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir yüzünden yargılanan ve ceza alan Recep Tayyip Erdoğan o madde bu af kapsamında olmadığı için aftan yararlanamayacaktı. Ve Necmettin Erbakan aynı suçtan defalarca suçlanmış, yargılanmış Necmettin Erbakan af kapsamı dışında bırakılacaktı. Saatleri
biraz da Milliyetçi Hareket Partisi için geriye alırsak 30 küsür yıl önce 1980 öncesi MHP çatı davasından yargılanan şu anda mecliste olan, meclis dışında olan pek çok MHP'li aktör. Bir örnek verelim. Meclisi adilane yönetmesiyle bütün partilerin de takdirini kazanan Sayın Celal Adan af kapsamı dışındaydı. Şimdi gücü elinize aldığınızda sayınız belli bir sayıda olduğunda Anayasa Mahkemesi'ne de güveniyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bir kanun yapacağız. 3/5'e gerek yok. Af çıkaracağız ama adına af demeyeceğiz. Adına af demediğimizden MHP ile biz birbirimize yeteriz. Keyfimize göre bir af paketi yaparız. O paketi de savunuruz. Tarih önünde yargılanacağız ya. İleriye doğru. Millet diyecek ki geçmişte ne adaletsiz bir af çıkardılar. Bakın geçmişe doğru tarih önünde yargılanıyorsunuz. Celal Adan'ın yararlanamadığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın yararlanamadığı, Necmettin Erbakan'ın yararlanamadığı, Mehmet Haberal'ın, Mustafa Balbay'ın, Tuncay Özkan'ın yararlanamadığı, İlker Başbuğ'un yararlanamadığı bir af. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu affın bu haliyle bu kapsamını nasıl savunabileceksiniz? Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Bu arada koronayla mücadele için Çin 15 günde adeta iki tane hastaneyi print etti. Yazı düzen çıkarır gibi çıkardılar. 15 günde. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. O günlerde hep birlikte dedik ki sahra hastaneleri kurulması lazım. Özel bulaşıcı hastalığa karşı özel hastane inşası son derece önemli. Çok kişinin birden aklına Atatürk Havalimanı geldi. Umre'den gelenlerin olduğu gün. Keşke oraya ineylerdi. Cumhurbaşkanlığı uçakları yerine onlar oraya ineydi de orada bir karantina olaydı. Orası bir karantina hastanesi yapılamaz mı? Bir aydır duruyorlar. Şimdi geldiler. İki dev hastaneyi 45 günde yapacağız diyorlar. Çok geç karar ama doğru karar. Yerleri tartışılıyor. Orada Ekrem İmamoğlu'nu dinlemelerinde de fayda var. Ama bir öğrendik ki haklarını da teslim edelim. Yeni Çağ Gazetesi de 5 Nisan'da yazmıştı. Ama öğrendik ki Mart ayının ilk haftalarından itibaren Rönesans Holding sektördeki şahidimiz bütün sektör. Çıksın birisi yalanlasın. Rönesans bunu yapmıyor Mart'ın 10'undan beri diye. Büyük bir işe gireceğim. Kaç dozerin var? Kaç işçin var verebilirsin diye bu sektörün iş yapış biçiminde hep olan araç parkını, dozerlerini, beton araçlarını, vinçlerini ve çok sayıda işçiyi temin etmek için hazırlık yapıyor sektör içinde. Rönesans. Bakan devlet imkanlarıyla yapacağız dedi. Devlet imkanlarıyla yapılacak bu hastaneyi Rönesans'ın yapacağını artık herkes biliyor. Bir tek şey yok. Bir tek şey eksik. İhale nerede? Kim yaptı bu ihaleyi? Bu Rönesans kim? Bu Rönesans devlet malzeme ofisi değil arkadaşlar. Bu Rönesans sarayın müteahhiti. Yanlış anlaşılmasın doğru. Mesela Başakşehir'deki şehir hastanesini de ona vermişlerdi ama sarayın müteahhiti derken sarayın inşaatını yapan da bu. Sarayın müteahhitlerinden biri bu ama sarayın inşaatını yapan da bu. Ya sen bu hastanenin yapılacağını 10 Mart'ta biz hepimiz yapılmalı derken sen bu kararı kafadan alıyorsun da Rönesans'a söylüyorsun da bu Rönesans her şeyi yapıyor da bugüne gelindiğinde bir bakıyoruz ihale yok. Saray rejiminde artık ihale yok ve bu kadar büyük bir yatırım, bu kadar büyük bir hastane ve Rönesans Holding bunu yapacağını biliyor ama bundan ilgili elde hiçbir şey yok. Oysa dönseydi ve denseydi bugüne kadar bu işleri yapan devletten son 17 yılda bir sürü inşaat ihalesi alan hepiniz hadi bakalım bu kampanyaya bir destek de siz veriniz. Bunu siz
Bu kadar firma, 30 firma birlikte bütün gücünüzle yapacaksınız. Masrafı devletten, yapımı da sizden dese kim hayır diyebilecek? Ama Rönesans tek başına yapacak. Bunun nasıl ona verildiğini, nasıl ödeme yapılacağını, bunu nasıl formüle ettiklerini de dikkatle takip edeceğiz. Bunu da sakın unutmasınlar. Bir de bir yandan biz onlar bunu niye yapmıyor derken, yapmayı kafaya koyup da içten içe bu konuda bir hazırlık yapılmasını da bir kenara bütün milletimiz not etsin. Şimdi elimizde bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun taslağı var. Bu kanun taslağı kimlerde var? Birçok şirkette var. Birçok şirkete yollanmış. Bu kanun taslağına görüş istemiş bakanlıklar şirketlerden. Birincisi, dün de değindim, tekrar söyleyeceğim. Anayasa değişikliğini Erdoğan'a göre değil de Erdoğan'a göre yaptıkları için. Yani 16 Nisan 2017 tarihinde yaptıkları referandumda diktikleri elbise Erdoğan'ın üstüne göre olduğu için, 24 Haziran'da 2018'de Erdoğan'ın sırtına ona özel bir kıyafet olarak geçirdikleri için şimdi Erdoğan'a dahi bazı tarafı dar, bazı tarafı bol geliyor. Kendine yapılmış anayasayı kendine yapılmış kıyafet gibi üstünden çıkarıyor, ilk o çiğniyor. Kendi pijamasını, kendi pantolonunu ayaklar altına alan biri gibi kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan. Hani bütün billboardlara yazdığınız güçlü meclis, kanun teklifi sadece milletvekilleri tarafından verilecekti. Bu meclisteki milletvekilleri kanun tekliflerini verecekti. Saray, hükümet, yürütme sadece yürütmeden sorumlu olacaktı. Bakanlar kanun teklifi, bakanlar kurulu kanun tasarısı veremeyecekti. Biz bunu ilk günden beri söylüyoruz. Berat Albayrak kanun müjdeliyor, öbür bakan kanun müjdeliyor, Cumhurbaşkanı söz veriyor, kanun veriyor. Öyle bir noktaya geldi ki artık ar damarı çatladı yeni rejimin. Vatandaştan oy alırken kanun teklifleri mecliste hazırlanacak diyor. Bakanlıklar taslak hazırlamışlar, sektörden görüş soruyor. Sektör temsilcilerinden görüş soruyor. Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu kanun taslağı önerirken, kanun tasarısı önerebilirken, bakanların taslağı önceden paylaşmaları usuldendir, olur, doğrudur. Bugün buna ihtiyaç duyuyorsanız demek ki rejim çöktü. Demek ki olmuyor. Demek ki milleti kandırdığınız anayasa işlemiyor. Hiç utanmayacak mısınız? Bakın arkadaşlar, hep beraber göreceğiz. Bu sektörden görüş sorulan kanun meclise gelecek. Hallerine çok üzüleceğimiz bazı arkadaşlara altına imza attıracaklar. Sonra biz soracağız, bunu kim hazırladı? Ben hazırladım diyecek. Ben utanıyorum, eskiden yapıyordum. Son zaman utanıyorum, mahcup oluyorlar. Yemin et diyorsun. Hadi bir yemin et. Yemin kanıtına başvuralım. Yargıda olduğu gibi bazen. Yemin et. Böyle kalıyor. Çünkü demişler ki sen bunu al, imzala. Şimdi şu haldeyiz. Kanun teklifi vermek demokrasilerde şudur. Bir sorun tespit edilir, üzerinde çalışılır, görüş alınır, kanun diliyle yazılır. Bunu vermeye, kanun teklifi vermeyi şuraya indirdiler. Sarayın hazırladığı metni saraydan alıp meclise vermeye. Milletvekilini kargo şirketinin elemanlarına, kuryeye dönüştürüyor. Kim verdi kanun teklifini? Ben verdim. Yeni rejimin başındakinin, elinde tuttuğu partinin haline üzüldüğümüz milletvekilleri kanun teklifi vermeyi, eline verilmiş metni gidip başkanlığa vermek sanıyor. Bu olmaz. Bu yanlış. Bu milletvekilini ve meclisi itibarsızlaştırdığı gibi anayasanın meşruiyetini de ortadan kaldırdı. Küçük bir farkla geçti o referandum. Millete böyle anlatmadınız ki. Böyle olmayacaktı. Katı kuvvetler ayrılığı olacaktı.
yürütmeyle yasama belirgin şekilde birbirinden ayrılacak diye anlattınız siz bunu. Şimdi gelinen bu noktada bu kuvvetler birliğinin ülkeyi felakete götürdüğü açıkça ortada. Tam da bu noktada bu kanun taslağının doğru olmadığını ümit ederdik. Tabii birçok şirkete gitmiş mail yoluyla, bize de ulaştırıldı. Dün Cumhurbaşkanı taslağın doğruluğunu teyit ve tasdik etti. Taslağın içinde yer alan işten çıkarma yasağını müjde olarak verdi. Bu işten çıkarma yasağı burada düzenleniyor. Onun müjdelediği şekliyle biz dedik doğru bu. Biz zaten bunu öneriyorduk. Müjdelendiği şekliyle doğru. İşten çıkarmanın 3 ay 6 ay yasaklanması kadar doğru bir şey yok. Ama dolaşan taslak ve kendilerinin daha sonra yapılan açıklamaları irdelendiğinde son derece yanlış ve tam tersi sonuç doğuracak bir işle karşı karşıyayız. İşten çıkarıldığında işçilerin işsizlik ödeneği gibi bir güvenceleri vardır. Ve yeni düzenlemeyle kısa çalışma ödeneği diye bir güvenceleri vardır. Bunları alamama durumuna karşı tedbirler genişletilebilir. Örneğin bir gün bile sigortalı olmuş olsa bu krizden önce işsizlik ödeneği almaya hak kazandı denebilir. Bunlar vardır. İşten çıkarmayı yasaklamakla ilgili tedbir de doğrudur. Ama bir bakıyorsunuz diyor ki eğer işten çıkarırsan 39 TL ben ödeme yapacağım. Bu çok haklı olarak işçi sendikalarının da isyan ettikleri şekilde haklı bir isyana sebebiyet vermektedir. Bu işten çıkarmayı yasaklamak değil, adeta teşvik eden bir duruma dönüşür. Çıkar, ben 39 lira gibi askeri ücretinde yarısında bir işçiye hayatını sürdürmesi için insanca yaşamasını tek başına bile olsa mümkün kılmayacak, 4 kişilik 5 kişilik bir aileyi açlığa mahkum edecek 39 TL'lik bir ödeme yapacağım, işten çıkaran rahat olsuna dönüşür bu. Bunun meclis, komisyon ve meclis aşamasında üzerinde işçi sendikalarının yaptıkları eleştiriler ve önerilerle üzerinde uzun uzun çalışmamız, müzakere etmemiz lazım. Ama maalesef tasdik saraydan gelince burada kimse üzerinde kalem oynatamıyor. Bundan dolayı da duyduğumuz endişeyi ve sıkıntıyı dile getirmek isteriz. Taslağın içinde bir takım yetkiler, görevlendirmeler, düzenlemeler var. Örneğin WhatsApp gibi şebeke üstü hizmet olarak tanımlanan, şebeke üzerinden verilen bazı haberleşme hizmetlerinin, en bilindiği WhatsApp olan çok sayıda haberleşme hizmetinin devletin denetimine, kontrolüne, dinlemesine, izlemesine, kaydına tabi olacağı bir düzenlemenin hazırlandığı anlaşılıyor. Bu koronavirüsle mücadelede akla, vatandaşın birbiriyle olan iletişimini gerektiğinde durdurmak, denetlemek, izlemek ve bu konuda düzenleme yapmak, ceza vermek yetkisini almak akla nereden geldi gerçekten merak ediyoruz. Bu kadar gerçek dışı, bu kadar vatandaşı yanıltarak fırsatçı işler yapan bir hükümet herhalde dünya üzerinde yoktur. Af diyor, af düzenlemesine cezaevlerini boşaltacağız, koronavirüsten dolayı çıkartıyoruz diyor. Cezaevini boşaltacağız diyor, oraya Cumhurbaşkanı'na hakaret edenlerin 4 ay, 6 ay, 7 ay içeride yatması maddesini koyuyor. Koronayla mücadele için. Cezaevine sokulacak muhalif gazeteleri yasaklama maddesini sokuyor. Koronayla mücadele için kanun taslağı hazırlamış, taslağın içine WhatsApp gibi programların denetimini, vatandaşın birbirinden yaptığı özel sohbetin denetimini, izlenmesini, takibini, oradan da cezalandırmaya varacak bir süreci başlatan düzenlemeler ekliyor. Akıl alır gibi değil. Sürekli bir paranoya hali. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum yürütmenin
paranoya halinde olmasıdır. Yarın öbür gün işler daha kötüye gidecek. Twitter'ı, orayı burayı denetliyorum. Birbirleriyle yaptıkları WhatsApp sohbetini de denetleyeyim. Öf diyemesinler. Evde kalıyorlar. Yetmez. Bir başlarına kalsınlar. Kimseyle iletişim de kurmasınlar. Bu hükümetin her fırsatta daha baskıcı, daha otoriter, daha polisiye tedbirleri ön plana alan yönetim hevesinde bu işi bir fırsatçılığa dönüştürdüğü süreci hep birlikte yaşıyoruz. Son sözümüz, biz tabii 15 Temmuz darbesinin ertesi günü devlette liyakat demiştik, liyakat. Ders almaları lazımdı. Çünkü işi ehline değil de işi sadece kendisinin dünya görüşüne uygun olduğu bir cemaate mensupluğuyla tasdikli birilerine verdikleri için devletin F-16'sı bomba attı bize. Devletin tankı halkı ezdi. Bundan sonra sadakat değil liyakat demiştik. Liyakat konusunda en eski örneklerden bir tanesi dönemin başbakanı, şimdiki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Soma faciasından sonra Soma'ya gidince, Soma Belediyesi'nin önüne bir kürsü konunca, o kendince bir miting yapınca Soma uğuldamıştı. Kimse alkışlamadı ama büyük bir uğultuyla protesto yükseldi. Kaçarcasına giderlerken Soma'dan bir madenci, Erdal Kocabıyık, duruma isyan etmişti ağlayarak. Beyefendinin müşaviri inip onu tekmelemişti. Madenciyi tekmeleyen müşavir yapılmıştı. Sonradan özür diledi, o oldu, bu oldu. Ama o gün görmüştük AK Parti'nin liyakat anlayışını. Dün de gördük. Nail Nuay. Bir hesap romanlardan evde kal çağrılarına yanıt demiş. Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım? Şimdi ben dilenmekten, çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum demiş. Videosu da var. Her şeyi belli. Gerçek kadın, gerçek hayat, gerçek yoksulluk, gerçek bir sefalet, hepimizin utanması gereken bir iş. Buna arsızın biri, delinin biri, manyağın biri geber yazar mı? Yazar, yazınca insanlıktan utanırsın. Dersin ki ya nasıl ya, bunu yazacak, bunu yazanın bu nefreti büyüteceği nasıl bir kendine ait süreci olmuş olabilir? Bu ruh hastalığı, başka bir şey değil dersin. Yazana baktık, herkes baktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın İstanbul İl Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı. Yani bu romanlara, dün Dünya Romanlar Günü bu arada, bu fakir insanlara yardım elini uzatacak, uzatması gereken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü'nün yardımcısı bu romana geber yazmış. Tepkiler üzerine görevden alındı. Görevden almak marifet değil. Bu tepkiden sonra tutamazsın zaten de. Göreve getiren kim? Kim getirdi göreve? Düne kadar göreve getirdiğine. İşte liyakat meselesinin, Soma'daki madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel seçiciliğinden gelip de Nail Noay seçiciliğine kadar. İşte AKP bürokrasisi. Anası neyse danası da o oluyor. AKP'nin yereldeki bürokrasisi de bu. Dünya Romanlar Günü'nde hem de dünya üzerinde, Birleşmiş Milletler'de en çok üzerinde sosyal politika yapılması öğütlenen ve teşvik edilen toplumun en mağdur gruplarından bir tanesi romanlara, Dünya Romanlar Günü'nde geber diyebilen bir bürokrat ve o bürokratı atayan Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunu görmek lazım. Böyle yapıyorlar, böyle yönetiyorlar. Bunları da
teker teker her gün bir tarafa not ediyoruz. Mecliste de söyledik, çağrımızı yenileyelim. Çünkü sürekli aileleri ulaşıyor bütün milletvekillerine. Cezayir'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Umman'da, Kuveyt'te, Kıbrıs'ta, Libya'da, Bangladeş'te, Bahreyn'de ve Ukrayna'da. İşçilerimiz ve öğrencilerimiz var. Uçuşlar olmadığı için örneğin Ukrayna'da, Odessa'da 180 öğrenci bir yerde kalıyorlar. Para tükeniyor, yiyecekleri tükeniyor. Suudi Arabistan'da Hatay'dan giden 6000'in üzerinde işçimiz var. Sokağa çıkma yasakları ve uçuş yasakları yüzünden gelemiyorlar. Zor durumdalar. Uçak yollanması, kendilerinin getirilmesi, burada karantina sonrası ailelerine kavuşmaları gerekiyor. Onların sesini de bir kez daha buradan duyurmaya çalışmış olalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Sağlıkta şiddet yasasının geliştirilmeye muhtaç olduğunu söyledik. Yapılması gereken iş, masayı kuracaklar. Beş partinin milletvekilleri, sağlık komisyonu üyeleri gelecek. Türk Tabipleri Birliği, sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalar gelecekler ve yasanın son şekli verilecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taslağına baktığınızda belli suçlar için %50'lik bir artış var hekime karşı işlendiği takdirde. Bu daha önce de denendi. Maalesef doğru bir tedbir olmasına rağmen beklenen sonucu doğurmuyor. Bunu da hekime karşı şiddet tartışmaları sırasında Türk Tabipleri Birliği defalarca uyarmıştı. Bu konuda bizim teklifimiz en doğrusudur demiyoruz. Ama önerilerimiz olacak. Örneğin ölümle sonuçlanması durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi bizim teklifimizde de var. Sağlık Bakanı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hekime karşı şiddeti neredeyse bir terör suçu gibi muamele göreceğine ilişkin bir düzenleme talep ettiği bilgisi var. Bunu AK Parti'den görüştüğümüz arkadaşlar söylüyor. Hatta şöyle söylüyorlar, bakana kalsa terör tanımının içine koy, o kadar kararlı bu konuda diye de bakanın kararlılığını vurguluyorlar. Bunun yanında bizim önerimizde, bizim teklifimizde indirim uygulanmaması. Çünkü 3 gün önce hekimin böğrüne bıçağı saplayan adamın ertesi gün kravatının, duruşmadaki kravatının bir iyi hal kabul edilmesi mümkün değil. Bunu doğru bulmuyoruz. Yani işte pişmanlık ifadesi, kravat takması, duruşmaya tıraşlı gelmesinden dolayı indirim uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz. Bunun yanı sıra şiddet uygulayan kişilerin daha sonra kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda belli kısıtlarının olması gerekiyor. Bu konuda dünyada çeşitli örnekler var. Bu konuda sağlık sendikalarının çeşitli önerileri var. AK Parti'nin önerisinde gördüğümüz kadarıyla o hizmeti sunacak bir başka doktor varsa başka doktora gidebilir diye bir yönlendirme var. Ama tek hekim olan durumlarda da bir takım tedbirler, kişinin acil sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını gözetmek kaydıyla başka tedbirlerin alınması gerekiyor. Örneğin hastanenin tek göz doktorunun şiddete uğrayan kişiyi birkaç hafta sonra yeniden bakmak durumunda kalması gibi durumlara başka tedbirlerin üretilmesi gerekiyor. Bunların hiçbir tanesi de oturulan yerden ya da saraydan bakınca görülecek işler değil. Bunların hepsi, her bir tanesi sahadan gelen sağlıkçı milletvekillerinin ve her bir tanesi sahada örgütlü meslek örgütleriyle sendikaların çözebileceği sorunlar. Bu konuda yapılması gereken sağlık komisyonunun toplanması. Sağlık komisyonunu toplanmadığı durumda, ki sağlık komisyon başkanının bir sabıkası var hatırlatalım. Biz koronavirüsle ilgili 22 Şubat günü çağrıda bulunduk meclise. Sağlık komisyonu acil toplansın, görüşsün. Biz çağrıda bulunduğumuzda daha Türkiye'de vaka görülmemişti ama görüleceği belliydi. Komisyon başkanı komisyonu toplamadı. Cevabı da şu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğütlediği gibi
Dut pekmezi içilirse kimseye bir şey olmaz. Gördük dut pekmezini. Her akşam 7'de gırtlağımız düğümlenerek izliyoruz dut pekmezinin koruyuculuğunu. Sağlık Komisyon Başkanı bu sefer de dut pekmezi formülüyle bizim bir şey dememize yok. Büyüklerimiz en doğrusunu düşünmüştür. Adalet Komisyonu'ndan geçsin, beni Sağlık Komisyonu toplamıyorum derse iki elimiz yakasındadır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Sağlık Komisyonu'nun derhal toplantıya çağrılıp hem de örneğin şimdi gelecek hafta falan değil, yarın çağırın Sağlık Komisyonu toplantıya. Zaten arkadaşlarımız katkı vermeye hazır. Zaman baskısı olmadan bu işi birkaç gün içinde halletsinler. Göreceği güne de hazır olsun. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. YÖK kanununa eklenecekse bunun kanun görüşmeleri sırasında bir önerge işlemiyle yapılması lazım. Bu da YÖK kanununun görüşüleceği Milli Eğitim Komisyonu'nda yapılacak demektir. Bu da sağlıkta şiddeti hem sağlıkçıların hem de Adalet Komisyonu'nun katkısını almadan saraydan geldiği haliyle torbaya atmak demektir. Ben bunu son derece ayıplı buluyorum. Böyle bir yaklaşımı da yakın yere koymuyoruz. Ama ayrı bir kanun teklifi olarak verildiği ve komisyonlara sevk edildiği için de bu konuda her iki komisyonun toplanarak bu konuda çalışacağı konusundaki ümidimi de muhafaza ediyorum. Diğer meselenin bir söylentiden ibaret olduğunu ümit etmek isteriz. YÖK kanunun içine bunu koyacağız böyle demek, müzakere etmeden bu işi bitireceğiz demektir. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin.